Evet dostlar bugün sizlere bir USB çoklayıcıyla MacBook bilgisayarlarınızı nasıl televizyona yansıtabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle bir USB çoklayıcı ihtiyacınız var. Markaya takılmayın farklı markalar olabilir ama böyle bir çoklayıcı ihtiyacınız var. Kablosuz olarak televizyona ekran yansıtma özelliği yapabiliyorsunuz. Ama bunun için televizyonunuzun buna müsait olması lazım. Yani bu özelliğin televizyonunuzda aktif olması lazım. Ben şu anda kablo olarak nasıl bağlantı yapabileceğinizi anlatıyorum. Bir USB çoklayıcı aldınız. Sonrasında bir de HDMI kablo ihtiyacınız var. USB çoklayıcınızı Apple marka bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. USB girişi olmadığı için Type-C'den bağlantı yapıyoruz. Sonrasında çoklayıcınıza HDMI kablo bağlantısı yapıyorsunuz ve televizyonunuzda bulunan HDMI girişine takıyorsunuz. Benim televizyonumun alıcısı e, kendi içerisinde değil özel bir bunun için konsolu var. Oraya bağladım o yüzden. Sizin televizyonunuzun içerisinde bulunur. Bağlantıyı yaptığınız anda ekran gelecektir. Eğer ki gelmezse endişe etmeye gerek yok. Hemen nasıl ekranı getirebileceğinizi göstereyim size. Buradan hemen geldim. Arama bölümüne ekranlar yazıyorum. Hemen ekranlar çıktı. Açıldı. Şimdi hem televizyondan hem buradan göstereyim size. Burada ekran yansıtma var. Aynı ekranı hem televizyonda hem de bilgisayarımıza görüyoruz. Bizim istediğimiz bu değil. İki ayrı ekran diyorsanız o zaman yapmanız gereken işlem şu. Bunu ayırmak istiyorsanız yani yansıtma değil de iki ayrı ekran olarak kullanmak istiyorsanız ekran ayarları diyorsunuz. Yansılan Samsung şöyle kullan var. Yansıtmayı durdur diyorsunuz. Şimdi ne oldu? Yansıtma durdu. Burada ikinci bir ekran çıktı. Bakın. Genel itibariyle şu anda televizyon böyle. MacBook bilgisayarımda böyle oldu. Yani dedi ki şu an iki ayrı ekran yaptık. Bu yerli şirketin ekran, bu da Samsung. Şimdi Samsung'u sola değil üste almak istiyorum. Şu anda klasörlerimi üste sürükleyeceğim zaman üste doğru klasör gidecek. Sürükleyelim. Bakın yandan çıktı hemen. Şöyle getireyim. Aşağı. Şu an tekrar ilk ekrana döndü. Bir daha yukarı sürüklüyorum. Hemen gördüğünüz gibi ikinci ekran olarak kullanabiliyorsunuz. Tüm projelerinizde bu şekilde rahatlıkla çalışabilirsiniz. Tabii bunu sola aldığımızı düşünelim. Şu an solda. Yani ben geldim. Klasörümü sola doğru sürüklediğimde bakın klasör soldan geldi hemen. Bu şekilde sadece klasör değil tüm tüm de istediğiniz ekranda çalışabilirsiniz. Ekran ayarları dersiniz. Buradan ana ekran mı? Genişletilmiş ekran mı? Yansıtılmış ekran mı? Seçeneğini seçersiniz. Yansıtma dediğimiz anda bütün ekranlar olduğu gibi buraya geldi. Yazı çok küçük gelirse de şuralardan büyütebiliyorsunuz. Çok büyük dedim. Çok küçük derseniz çok zor görürsünüz. Bilginiz olsun. Macbook bilgisayarınızı HDMI kablo ve dönüştürücü ile televizyonunuza nasıl bağlayacağınız konusunda bilgi sahibi oldunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.